Aysa organik park abi bu. Öyle başka mi? Bir şey değil yani ben 10 yıldan beri bahçemende ya bunun yarısı kadar bile olmuyordu yani. Tamam boş kalmıyor bahçemiz ama abi bu şekil fındık ben hiç görmedim yani. Kıymetli dostlar bugün Haziran'ın 5'i doğru mu gençler? Evet. Ben tarihle biraz aram yok. Bugün Bazlamaç köyündeyim. Terme Bazlamaç köyü. Bazlamaç evet. Mahallesi falan var mı? Mahallesi Acıncır Çoban Çakır. Onu sen söyle. Evet. Kıymetli dostlar, İhsan Bey'le yaklaşık 2 yıldan beri çalışırız. Termeli bu arkadaşım. Orada aynı zamanda eczane kalfalığı yapar. Aynen doğrudur. Şimdi insan sağlığından yakından ilgilendiği için bitki ve toprak sağlığını da yakından bilmekte. Yani bunlar birbirleriyle ilintili bir çalışma arz ediyor. İhsan kardeşim benden ürünü alır geçen yıl kullanır. Ki toprağında sıkıntısı vardı. Önerilerime uyar. Toprağını bir hayli çözeriz. Doğru mu? Doğrudur. O Leonardit'li katıyı burada mı kullandık? Evet burada. Da çok fazla kullanamadım yalnız abi. Nasıl diyeyim yani 5 kilodan fazla atamadım mesela yetmedi yani. Yani ilk etapta o kadar ha. Kullanman yeterli ama kıymetli dostlar. Seneye inşallah biraz daha kullanacağım. Geldim yani. Dalların her yeri aynı yani kendisine hatta ekrana çıkmadan önce sordum o soruyu cevaplar mısın? Bu ocaklar kaçar kilo fındık verir? Mesela şu dallar artık şey tutmuyor yani aynen, arkadaşlar. Abi, yani abi. O şekilde. Ben şimdi İhsan Bey'e abi şunu sorayım. 10 kilo verse yeter bana ya. Üstünü istemiyorum. 10 kilo verse yeter. Kıymetli dostlar, evet her yerde var diyorlar arkadaşlar da. Yani bu başka bir varlık. Aynen bu şekilde yok abi ya. Ha, bu şekilde bu başka bir abi varlık. Abi şu üstteki yani. Dallara bir bakalım bakalım abi. Onlar da çok güzel ya. Evet. Üst taraf da çok harika. Yok önemli değil dostum. Aynen, her taraf aynı abi. Her yer aynı. Şimdi biz artık başkan şöyle şuradan çek de şu dalın şeyini görsün vatandaş. Yaylan. Yaylanı şuna. Evet. Ahengini. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bir şey diyeyim bu dalın normal konumuş böyle yukarıda olması lazım. Abi kalın da bir dal evet. Değil mi abi? Yani en az. İşte yapraktan bir dal. Yaprak mesela soluk şu an. Gel bakayım yanıma sen. Sen uzaktan konuşma. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel ya. Gel buraya. Burada gel bakayım. Gel. Burada biz bize fındık lazım, yaprak lazım ya. Evet, genç olarak fikrin nedir peki? Genç olarak eniştemi bazı bu videolarında etkiledim. İlaçlayarak sürekli zaten ilaç atmaya başladık. Evet. Beraber yaptık daha doğrusu. Evet, beraber ilaçladık abi. Beraber ilaçladık. Şimdi eskiye göre benim şeyim yaprak görüşüm çok zayıf şu an. Yani fındık aşırı oldu çok şükür her yerde kısım kısım var zaten. Ki biz ilaçlamadan sonra yapraklarda azalma oldu. Yani küçük. Meyveye geçiş yaptı. Aynen. Evet, tamam aynen yani. Peki yaprak mı lazım bize? Yok, yaprak, abi, yaprak lazım değil de en azından mesela don. Mesela geçirdik bu dönemi de. Yani don olmazsam fazla sık geçirmedik. Donlarla dondan etkilendi mi burası? Yok abi. Yok, etkilenmedi. Etkilenmiş olsaydı yaprak sayısından kurtulamayacaktı zaten. Akarı bile kendi kendine kül oldu adam abi. Evet. Bu uç kurusunun yani yegane sebebi kozalak akarı abi. Evet. Bu tamamen kendi kendine imha oldu. 3 defa ilaçlama yaptım ben. Nisan'ın 2'si, Nisan'ın 20'si, Mayıs'ın 2'si miydi? Evet. Şimdi Mayıs'ta, değerli evet. Arkadaşlar ben sizlere ben fazla konuşmayacağım dedim. Gel, gel abi bakayım saçta. Çiftçim konuşacak dedim. Şimdi Aysa organik ürünlerini kullanarak İhsan Bey ne kazandı bu zamana kadar? Onun dilinden, lisanından almak istiyorum. İhsan Bey, bizim Aysa organik ürünlerini kullanarak bu zamana evet. Kadar size kazanımı ne oldu? Abi bize kazanımı şu an %100 diyebilirim bu yıl. Geçen yıl %20 oldu. Çünkü çok geç başladım ben. Yani 5. ayın sonunda sizi aramıştım. 2 defa ilaçlama yaptım. Siz ilaçlayın dediniz. Ne yaptı? Gelecek yılın
oluşumunu yaptı. Artı çok irileştirdi fındığı abi. Çok güzel besledi. İçini iyi doldurdu. Tabii yani İçi şimdi... İçi dolu olmuyordu mesela buraya... bizim fındığımızın. Toprak sıkı olduğu için çalışmıyor kök. Arkadaşlar kök her zaman vardı. Her zaman dediğim bir konu vardı. 5. ayda kullanılan, 6. ayda kullanılan ürün bir sonraki yılın verimlilik altyapısını kurar diye bir cümlem vardı. İşte canlı şahidi İhsan hocam. Yani dal burada, yanındaki genç arkadaş burada, komşusu burada. Yani belge desen belge, dal verimi efendim, şahit desen şahit efendim. Her şey ortada. Her şey ortada diyor komşumuz. Şöyle dış tarafları da çek hocam. Abi her taraftan bütün abi yerleri ya. Çek yani. Allah şükürler olsun. Her abi, yeri çek, her yeri. Bu dal kıran şeyi de vardı burada abi. Dal kıran da vardı. Ben hatta tuzak da yaptım ama bizim ilaçtan sonra hepsi patladı. %90 oranında yok şu an yani geçen yıldan bu yıla. Akıntı yok yani. Dal kıran var mı? Var. Bakalım şu ocakta var mı? Bu var mıydı bu ocakta? Abi çoğunda vardı adım abi. Ama şu anda var mı? Kapandı gözenekler ilaçtan sonra. Şu an yok. Hiçbir akıntı göremiyorum. Evet arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani arkadaşımız dal kıran. Evet bu toprakta var dal var kıran. Var abi evet. Evet ama yok elhamdülillah. Buyurun. Yani dal abi, kıranı yok ettik. Adım abi evet. Bir sonraki yılın verimlilik altyapısını kurduk. Evet, kozalak akarı bitti. Kozalak akarı bitti. Başka? Resmen toprağı abi, besleme yapıyor işte. Ne diyeyim yani her şey var abi bu ilacın. Toprak havalandı toprak kısmen. Toprak havalandı artı aynen. Yıldan yıla daha da iyi olacak adım evet. Ben gelecek yıl burayı düşünemiyorum. Peki uç kurusu yani. Var mıydı burada? Abi uç kurusu da vardı. %70-80 uç kurusu sildi. Yeni uçkun attı. Ben de budama yaptım makasla. Testereyle budadım. Değerli arkadaşlar, evet buraya kadar geldik ama bundan sonra şunu sizlere önermekteyim. Verim elde etmek söz konusu değil. Amaç verimi sonuca götürmek. Mesela biz bunu yaptık bu zamana kadar. Yarı yola kadar geldik şu an adam abi. Şu anda biz hiçbir şey yapmadığımıza ben inanıyorum. Şöyle ki, bu fındığın içini doyurmamız lazım. Yani bu fındık değil, başka bir şey. Bu başka bir şey hocam, yani bu fındık değil. Şuna baksana abi, her şuraya bir bak her gözene her gözene ucu fındık yani bu başka bir şey yani. Abi ben seni boşuna aramadım adam abi zaten dedim ya sana abi bu fındık ne olacak? Ben şimdi sıkıntımız başlayayım. Bu. Onun için eğer böyle bir fındığımız varsa İhsan'ım iki sefer ilaç kullan. Anladım. Neden diyeceksin? Bu yıl hava serin gidiyor arkadaşlar. Yani senede her insan iki defa kullanacak. Yok öyle değil. Evet. 5 sefer kullanırsa şu yok, günden sonra. En azını diyor. Şu günden sonra. Hocam, bundan sonra. Evet, bugünden sonra iki sefer kullanmanızı yani öneriyorum. Daha güzel besini, içinin dolgusunu. Tabii içini doyurmamız lazım. Yani olamaz böyle bir şey. Bu fındık değil, başka bir şey hocam. Yani şuna abi baksana. Küçücük dal ya. Adam abi işte o bak bir yerine geçmiş. Ya küçücük biz artık, dal abi bu ya. Bak şuna bak, bu dal değil, başka bir şey. İki yıllık dal bu adam evet. Abi. Bu bak, iki yıllık dal abi. Yani şu bir yere çarpma. Yani bu fındık değil, başka bir şey yani. Geçen yıl bak, bıraktığımız bak, üç gün işte abi. Şurada şey var, bak hocam. Şurada geç doğum var. Mesela evet, bu şu geç doğum. Şu anda... Besleme yaparsan bunu kalacak. Şu seviyeye getireceksin. Anladım abi. En kısa zamanda. Anladım. Peki bu Haziran içinde yapmamız lazım. Bir de Temmuz'da mı yok, yapmamız lazım? Yok bu ayın içinde iki sefer yapın. Bu ayın içinde. Birer hafta arayla. Zaten hızlı bir doğuma şey yapacak. Şu anda hava sıcaklık arttığı an bu evet. Hızlı bir kere iç doyurmaya geçecek. Yani o zaman böcek vurabilir yarın... ama kaygınız olmasın. Burada bizim size şunu yapın demem doğru olmaz. Ama çok güzel toprak. Abi hiçbir kimyasal yok burada. Geçen yıldan beri. Sen yalnız buraya bir gırgırla, pat patla çok güzel olacak. Abi fındıktan sonra inşallah kışa doğru Leonard'la beraber aynen patlatacağım abi burayı. Evet. Toprağın şimdi biraz daha havalanması lazım yani. Evet arkadaşlar. Fazla bir şey cümleye gerek yok. Aynen. Mal sahibi burada. Yeğeni burada. Efendim yeğeni mi oluyordun? Efendim komşusu burada. Bir şey dememize gerek yok. Abi tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Size ulaşsınlar yani. Başka söze gerek yok adam abi. Evet. Bazı fındıkları tabii bu yağardan şey böcek vurmuş evet, ona göre. Sindirmiş. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Ne teşekkür diyelim? Teşekkür ederiz. Termeden selamlar sizlere.